Sinefil kafasından herkese merhaba. Muadil'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet. Bu haftaki Muadil bölümümüzün filmi A Clockwork Orange. Otomatik Portakal. Bildiğiniz gibi Kubrick'in bu kült filmi bir sürü filme de ilham kaynağı oldu ama biz oradan gitmeyeceğiz. Kendi seçimlerimizden yola çıkacağız. İkimiz de üçer tane film tavsiye edeceğiz. Bir tane de izlememeniz gereken filmi söyleyeceğiz. Sonrasında yine karşınızda olacağız. Otomatik Portakal'a ilk muadil önerim bu yıl Bertrand Mandico'nun yönettiği The Wild Boys, Vahşi Oğlanlar. İstanbul Film Festivali'nde keşfetmiştik. Wild Boys, gerçeküstücü bir bilinçaltının derinliğinde sinemasal sarhoşluk yaratan benzersiz şok edici deli işi bir deneyimdi. Bu yıl Kayersu Sinema Dergisi tarafından yılın en iyi filmi seçildi. Kadın oyunculara alışılmışın dışında farklı bir roller çizen, tıpkı Otomatik Portakal gibi 5 zengin gencin çıktıkları esrarengiz bir yolculukta cinsel arzularını keşfetmelerini anlatan film. Neysel üslubuyla dikkat çeken bir filmdi. Siyah beyaz sinematografisi ve süper 16 mm filmin grenli dokusunun da yardımıyla rüyavari bir atmosfer kuran film, bedenleri ve duyuları kullanarak çılgın sinematik bir temsile bürünüyordu. İzlemesi zor bir film fakat sinema severlerin, özellikle sinefillerin çok keyif alacağı bir film ve Otomatik Portakal'a dolaylı ya da direkt olarak göndermeleriyle fazlasıyla dikkat çeken bir filmdi. Muadil'de Otomatik Portakal filminden ilham alarak ilk tavsiye edeceğim film Straw Dogs. Tabi Straw Dogs derken Rod Lurie'nin filminden bahsetmiyorum. Sam Peckinpah'ın filminden bahsediyorum. 1971 yapımı olan film. Bir karakterin aniden şiddet göstermesi ve çetelerce rahatsız edilmesini konu alan Straw Dogs, şiddet öğeleri ve bunun dışında kendini koruma üzerine önemli bir yapıttı. Filmin içerdiği cinsellik öğeleri ve şiddetin dozunun ayarlanamaması filmin açıkçası albenisini arttıran faktörlerden birkaçıydı. Straw Dogs için aynı zamanda döneminde devrimci bir film olduğu söylenebilir. Çünkü döneminde birazcık dikkat ediyorlardı her şeye. Biraz sansür kurullarında sıkıntılar çıkarken bir filmdi. Bu yüzden de 70'lerin hippie çiçek çocuklarının izinden giden önemli bir filmdi. Filmde aynı zamanda mahalle ilişkileri ve kadının toplumdaki yerine dair de ilginç sözler vardı. İkinci önerim yine If İstanbul'un bize kattığı filmlerden biri. Bir Japon filmi. Destruction Babies. Yıkım Bebekleri. Otomatik Portakal ve Fight Club'tan esinlendiğini belli eden bir dünya yaratarak bu iki filmin bileşiminden Japon toplumunun genç nesline dair gözlemlere, sosyal medya bağımlılığına, şiddet eğilimlerine dair sert ve sarsıcı bir eleştiri ortaya koyuyordu. Kavga etmeden yaşayamayan, dövmekten de dayak yemekten de aşırı zevk alan ana karakteri başlangıçta çok ilgi çekici bir karakterdi. Öyle ki filmin başlangıcında karakterin Tokyo sokaklarında gezerek önüne gelen herkese sataştığı anlar bayağı bir kahkahaya sebebiyet verebiliyordu. Fakat bu sonsuz şiddet akışı filmin tamamına yayılmaya başlandığında filmin irtifa kaybettiği söylenebilir. Hayatta kaybetmeye mahkum olmuş, dövüşmeye korkan bir karakterin bundan cesaret alarak daha bir beter bir şekilde çığırından çıkmasıyla film daha karanlık bir ton kazanmaya başlıyor. Filmin şiddet konusunda Otomatik Portakal kadar büyük bir sonuca ulaşmayıp finalde yetersiz kalması biraz potansiyelini harcamasına neden olsa da buna rağmen baştan sona kendisini ilgiyle izlettiren, çoğu zaman topluma ve şiddete dair düşündüren, kendi çapında ufak bir külte dönüşme ihtimali taşıyan bir film olduğunu söyleyebilirim. Evet, tavsiye edeceğim ikinci film Los Olvidados. Young and Damned diye de İngilizceye çevrilen film, Luis Buñuel'in 1950 yapımı filmi, bir çocuğun çeteler tarafından rahatsız edilip daha sonra karanlık tarafa geçişini anlatması açısından önemli bir filmdi. Filmdeki siyah beyaz estetik ve dönemine göre rahatsız edici unsurlar filmin gün geçtikçe yükselmesine neden oluyor. Bu filmin de Otomatik Portakal'la tamamen çete ilişkisi ve karanlık tarafa geçiş ve bir anlamda karakterin değişimi maksatlı olarak benzerlikleri çok yüksek noktalardaydı. Tabii bu filmin Otomatik Portakal'dan ilham aldığını söyleyemeyiz. Çünkü film Otomatik Portakal'dan tam 21 yıl önce çekildi. Belki de Kubrick bu filmden ilham aldı. Bunu bilemiyoruz. Ama yine de iki film arasında benzeşen noktaların olduğu açık. O filmi seven bu filmi de sevecektir. Üçüncü önerim Black Mirror dizisinden bir bölüm. White Bear. İkisinin benzerliği bana özellikle finale doğru o şok edici etkisinde gelmişti. Finalindeki o çarpıcılık Otomatik Portakal etkisini bana fazlasıyla vermişti. Karakterin yaptığı bütün o işkenceleri hani dönüp dolaşıp kendisine uygulamak ve onu defalarca izlettirmek fikri. Gözün açılarak izletilmeye zorlatılması kısmı White Bear'ın finalinde de bunu fazlasıyla hissettirmişti. Ancak hani yaptığını aile tutularak tedavi edilebileceği fikri üzerinden belki çok
tartışmalı bir fikir fakat fazlasıyla Otomatik Portakal'ın ana fikrini bana hissettiren bir bölümdü. Son olarak tavsiye edeceğim 3. film 1979 yapımı The Warriors. Walter Hill'in yönetmenliğindeki The Warriors, büyük şehirlerde çeteleşme üzerine inanılmaz şiddet öğeleri ve karakterlerin bir anlamda dışa karşı uyguladığı baskı açısından önemli sözler söylüyordu. Filmde müzikal öğeler de barınıyordu. Birazcık şey de diyebiliriz, Otomatik Portakal'ın ilk başlarındaki eylemlerin yapıldığı sahneleri hatırlayın. Bu sahnelerdeki eylem planları, yapılan eylemler bir nevi aslında The Warriors'ta da kullanılan öğelere benziyordu. Bu yüzden de iki film hakkında benzeştirebiliriz bazı öğeleri ama tabii The Warriors birazcık daha soft bir film. Bu softluk benim için önemli değil derseniz filmden de keyif alacağınızı söyleyebilirim. Filmdeki çetelerdeki karakterlerin tek tek işlenmesi ve karakterlerin farklı duygular içerisindeki farklı hareketleri de açıkçası filmin çekici yanlarından birkaç noktasıydı. Evet, önermeyeceğim kısımda bir Andy Warhol filmi var. Bu çok garip oldu aslında. Çünkü kimilerince yine çok kült bir filmdir. Andy Warhol'un birebir Otomatik Portakal uyarlaması. Hatta Kubrick'ten 6 yıl önce çektiği Vinyl. Warhol 63 dakikalık bu filmde tamamen tek bir sahnede, ağırlıklı olarak da tek plan bir çekimde, sınırlı diyaloglarla ve amatörce performanslarla Anthony Burgess'in romanına aslında daha sadık gibi gözüken, izlemesi çok zor, tamamen avantgard, deneysel bir fikir diyeyim filmden öte. Yani kimilerine göre Kubrick'in filminden daha iyi olduğunu söyleyenler bile duydum. Ben buna katılamayacağım. Tamamen alıştığımız sinema normlarının dışında bir şey. Belki sinefillerin bile çok fazla beğenmeyeceği, tamamen sinemayı bakış açınızla değişiklik gösterebilecek bir film. Ben de özellikle genel izleyici kitlesinin izlerken bu ne deyip kapatacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Warhol'un bir cümlesi vardır. Çektiği şeylerde hareketli resimler yaratmaya çalıştığını ve kısa bir süre için tiyatroyu terk eden izleyicilerin hiçbir şey kaçırdığını hissetmeden geri dönmesini isteyen bir fikri sevdiğini söylüyor. Filmde aslında bunun yansıması gibi ve bu benim sinemayı bakış açımla aslında ters bir ifade. Dolayısıyla çoğu kişinin keyif almayacağı ve uzak durması gereken bir Otomatik Portakal uyarlaması olduğunu düşünüyorum. Yani Kubrick'inki gibi özellikle sinema tarihinin en iyilerinden bir örnek varken. Tavsiye etmeyeceğim film kuşağında ise Class of 1999 filmini tavsiye etmiyorum. Filmin zaten Otomatik Portakal'la ilişkisi aslında görsel olarak pek bir ilişkisi yok ama iki tabi filmde de farklı noktalar açısından benzeştiği yerler var. Örneğin mesela Malcolm McDowell bu filmde de yer alıyor. Ama tabi bu iki karakterin biraz yaşlılığı oluyor. Filmde biraz ütopik öğeler içeriyordu. Bu filmde biraz bilim kurgu olduğu için hafif ütopya bir dünyada karşımıza çıkıyor. Özellikle cyborgların her yerde cirit attığı bir dönemde bir nevi çeteleşme ve birbirlerini sürekli şiddet eylemlerinde bulan karakterleriyle ne yazık ki biraz çiğ bir görsellik sunuyordu. Filmdeki çetenin eylemlerini tek tek farklı patlamalar, aksiyon hareketleri ve bunun gibi şeylerle izliyoruz. Ama film ne yazık ki kötü bir film olmuş. Filmde B filmi havası çok yaygın. Bu yüzden de film biraz suçlu zevk olarak izlenebilir. Bunun dışında ne yazık ki muadilde Otomatik Portakal'ın bayağı altında bir filmle karşı karşıyayız. Evet, Muadil'in ikinci bölümünde yine sizlerle olduk. İlk hafta Otboş, ikinci hafta Otomatik Portakal. Muadil önerilerimiz bu şekildeydi. Muadil'in üçüncü bölümünde ne yapmamıza gerektiğine dair sizin. Evet, ana film hangisi olmalı sizce? Görüşleriniz varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Muadil'de farklı farklı filmler görmeye devam edeceğiz. Böylece paylaşarak daha çok film izleyebileceğiz ve daha çok film keşfedebileceğiz. Ayrıca size göre Otomatik Portakal'ın muadil filmleri bizim bahsetmediğimiz ne olabilirdi? Aşağı yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.